Ekmek fiyatlarıyla ilgili çok büyük sıkıntımız var. Bir de sıkıntımız şu, kuralsızlık. Ekmek şu an 6,5 lira. Adamlar 8 lira olsun dedi. Biz 8 lirayı kabul etmedik ama ekmek 9 liraysa. Ekmek 10 lira. Yani adam sizin belirlediğiniz tarifeye göre ekmek satma gibi bir derdi yok. Bize eğer kamuysa, devletse, belediyeyse bunu gereği yapmam lazım. 6,5 kurtarmıyorsa o zaman 10 lira. Ama 6,5'ta duruyorsa bunun 6,5'a satmasını sağlamamız lazım. Burada Ticaret Müdürlüğümüz, Tarım Müdürlüğümüz, Emniyet'e söyledim. Sizler de ilçelerinizde destek verirsiniz, bir güzel olmuş olsun. Şöyle bir mantık var. Laboratuvar kardeşim. Müşterisi varsa alır, yapacak bir şey yok. Doğru bir şey değil. Ya bu İstanbul ve kuralların işlemesi lazım. Sokak hayvanları önemli bir problem. Neyin olmayacağını söyleyeyim. Ya bu haline gitme ihtimali yok. Sonuçta bir problem var. Ve bunu yokmuş gibi davrandığımızda hukuk elde, vicdan elde doğru değil. Burada bir toplu seferberlik ki iki tane ihtimal var. Birinci ihtimal en hukuken doğru olan ve insan olarak da yapılması gerekir. Herkesin aynı anda kısırlaştırma yapması. Yoksa Damalı köydekini siz atıyorum Beşiktaş'a atın, Beşiktaş'taki Beyoğlu'nu atsın, Beyoğlu'ndaki Kartal'a götürsün. Bunun sonu yok. Bizim şehirdeki hayvanları birbirimize göndererek ya da özellikle ormanlık alanlara bu Çatalca için böyle, işte Sultanbeyli, Şile ve benzeri köyler için sadece böyle. Oralara göndererek bu sorunu çözme şansımız yok. Sizin her birinizin kısırlaştırma kapasitesi belli. Bir takvim olacak, 3 ay, 5 ay, 6 ay gerekirse bedenler nereden bizden satın alarak şehirdeki bütün hayvanları kısırlaştıracağız ve onların önünü bekleyeceğiz. Yani başka türlü azalma ihtimali yok. Ya da barınakları çoğaltacağız ki onun her halükarda olması lazım. Bunları barınaklarda muhafaza edeceğiz.